Ancak uzmanlara göre İstanbul için kaybedilecek tek bir zaman bile yok. Bir an önce önlem alınması şart. Biz 99'u milat kabul edip ders alsaydık bu acılar bu boyutuyla yaşanmazdı. 17 Ağustos Kocaeli depreminin 24. yılı nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası basın açıklaması yaptı. İstanbul'a dikkat çekti. 1 milyon 500 bin civarında yapının olduğu İstanbul'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tahminlerine göre 600 bin civarında riskli yapı olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık 81.228 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yenilendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mayıs 2023 tarihli raporunda ifade edilmektedir. Yani son 11 yılda %13-14 civarında riskli yapı dönüştürüldü. Bu hızla devam edilirse İstanbul'un yenilenmesi ancak 80 yılda mümkün. Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar büyük oranda palyatif kalmış durumdadır. Dolayısıyla öncelikle sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır.